Beyvik, devletin karanlık güçleri tarafından 27 Temmuz 1992'de kaçırılıp öldürülen Ayten'in annesinin dili Zazaca'da gelincik demektir. Gelincik çiçeği biliyorsunuz kızıldır, çok narindir, çok güzel bir görüntüsü vardır ama çabucak yıpranır, solar. Bu anlamda hep ben Ayten'i bir gelinciğe benzetmiştim. Aysel ile Ayten, Dersimli iki kız kardeştir. İkisinin öyküsü öylesine acıklıdır ki bu filme konu olmuştur. Aysel'in öyküsü 1970'lerin ortalarında başladı. Sosyolog İsmail Beşikçi o günleri şöyle anlatır. Şimdi Ayten Öztürk'e geldiğimiz zaman şu önemli arkadaşlar. Bu kitapta Hıdır Bey'in kızıyla tartışması var. Aysel'le tartışması var. Yani Hıdır Bey bir bürokrat. Devlette görevli bir bürokrat. Resmi ideolojiye daha yakın bir kişi. Ama kızı Aysel'le söylüyorum. Çok farklı şeyler söylüyor. Hıdır Bey'in hiç anlayamayacağı şeyler söylüyor. 1970'lerin ortaları. Hıdır Bey diyor ki, ülkemiz sömürgedir diyor. Daha başka şeyler de söylüyor. Ben baba olarak kızıma nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Aciz kaldım yani kızımın bu anlatımları karşısında aciz kaldım. Onunla tartışamadım. Hikayenin kahramanı Aysel o anları böyle anımsıyor. O dönemlerde 74'ün başlarında Dersim Öğretmen Okulu'na başladım. Bu okulda Kürtler, Kürdistan ve ulusal sorun tartışılıyordu. Ben bu okulda nenemin anlattığı hikayelerinde bu kopmuş katlayan Dersim katlayan öykülerini dinlemiştim. Üstan Kürtlükle, kendi kimliğimle kimliğinin köklerimin bilincine vardığımda bu konuları babamla yani neden dilimizin yasak edildiğini, neden kültürümüzün yasak edildiğini, farklı bir halk olduğumuzu babamla tartışmaya başladım. ...1977 yılında Kürt halkını yeniden örgütleme faaliyetleri içinde yer alan Aysel, 1979 Kasım ayında Urfa'dan Mardin'e geçerken polis tarafından gözaltına alınır. Ben gözümle tutmazdım falan. Şoför birlikte onun taktiği Urfa Mardin kara yolunda trafik polisinin durdurulması sonucu yakalandı. Dolayısıyla kimliklerimizden şüphelendi. Daha sonra yapılan araştırmalarda, arabada bulunan belgelerden dolayı bizi yakaladılar. Bir hafta Urfa merkezde kaldı, sorgulandı. Daha sonra bizi Diyarbakır Kurdoğlu'na getirdiler ve beni kadınlar koğuşuna götürdüler. Erkekleri de herhalde o Kurdoğlu'nda beklettiler. Bir hafta sonra beni de cezaevinden alarak bir gece yarısı Kurdoğlu o da deve geçidi denilen işkenceye götürdüler. Şu anda anlatamayacağım
korkunç işkencelere maruz kaldım. 17 gün sonra mahkemeye çıkarıldık. Ve mahkemede tutuklanıp tekrar bir numara askerliğe. Aysel 1980-1986 yılları arasında Diyarbakır zindanında tutsak olarak kalır. O, burada uygulanan işkencelerin mağduru ve bu işkencelere karşı gelişen direnişlerin kahramanı olur. Yani diyelim o dönemde Diyarbakır cezaevinde 5 numarada yapılan, genelde yapılan işkenceler, biz kadınlar koğuşu da bundan mağdur tutulmuyordu. Biz de erkeklere yapılanların aynısı bize de. Örneğin sabahleyin işte bir grup asker içeri girerdi, bizi sıra dairinden geçirirdi, joplanırdık, dövülürdük ve yemek keyifli, yani yemek verilmezdi. Daha sonra bizi işte askeri düzen sayım amaçlı dizdirirlerdi. İşte 1, 2, 3 diye şey okuturlardı ve sayım bittikten sonra demir kapıları üstümüze kapatmadan önce bizi bir güzel sıra dayanmak geçirirlerdi. Ve aradan birkaç dakika geçtikten sonra bu sefer bizi havalandırmaya alırlardı. İşte bize Türklük marşları. Şimdi insanoğludur yani. Zorla, baskıyla bir şeyi yaptırmaya kalkarsan ona karşı bir tepki doğar. Dolayısıyla biz bunların istedikleri biçimde yapmadığımız için bizi yat, kalk, sürün diye şeyler yaptırırlardı. Ve joplarla, kalaslarla, tekme, tokat bizi döverlerdi. Dolayısıyla mesela bazen de yan koğuşlardaki bir, iki, üçüncü koğuşları dışarı çıkardılarla havalandırmaya. Onlara abbazı çıktığı kadar marşlar okuturdu. Sırf bize yapılan işkenceleri hiçbir yer duymasın, sesimiz dışarıya gitmesin diye. Onların sesleriyle bizim işkence bağırtılarımızı bastırmaya çalışırlardı. Hiç unutmuyorum, havalandırmaya çıkarmış bizi. İşte askeri eğitim yaptırıyor bize. İşte dedi, bana dedi ki İstiklal Marşı'mız oldu. Ben de dedim yani şimdi okumuyorum, bildiklerimi bile unuttum. Dolayısıyla bu bana birden cinnet geçirdi. Benim boğazıma yapıştı, beni boğmaya çalıştı. Ben de dedim okumayacağım dedim. Tam beni boğarken o arada Sakine ile bir grup arkadaş askerin şeylerine yapıştılar. Dediler ki sen arkadaşımızı boğuyorsun, ne yapıyorsun diye. Öyle beni bıraktı. Yani biz kadındık. Kasıklarımıza, belimize, sırtımıza, her yerimize vururlardı. Yatsakçı bir kişi değil. Böyle onlarca, yirmilerce asker bizi şey yapardı. Döverdi bizi işte. Bu onların bir şeydi yani. Bu işkenceler bir gün değil. 2 gün değil, 3 gün değil, bu yıllarca sürdü. Türklük bize zorladı şeklinde. Beynimizin kusulmasını, kişiliğimizden vazgeçmemizi, irademizi kırmak için bu tür şeyler yapılıyordu. Ve dolayısıyla biz artık bu gidişata bir son vermenin gerektiğine inandık. Ve biz 4 arkadaş, ben, Sakine, Fatma Çelik ve Gönül Atay karar aldık. Bir dilekçeyle cezaevi İdaresine ölüm orucunu başlattığımızı söyledik. Ve ölüm orucuna girdik. Şimdi ölüm orucuna nasıl girilir, ne yapılır hiçbir konuda bir bilgimiz yok. Tabii açlık grafiklerine bir sürü şeyler girmişiz ama ölüm orucuna bir insanın kendini ölüme yatırması farklı bir şey. Ve ilk günler biz su içmemeyi başladık ama bir dönemler Hira temsilcileri bu konuda ilk şeyi başlatmışlardı. Onlardan böyle gazetelerde, haberlerde öğrendiğimiz bazı kırıntılar vardı.
Ve sonra su içmeye başladık. Bizim koğuşumuz iki katlı olduğu için bizi genel koğuştan ayırdılar. Alt kattaki koğuşa götürdüler. 20 gün o koğuşta kaldık. Tabii o 20 gün süreç içerisinde ailelerimizi, yakınlarımızı, sevdiklerimizi sürekli getirip çocuklarımızı ölümden vazgeçirip biz de ailelerimize cezaevinde işkence olduğunu ve bundan dolayı ölüme girdiğimizi söylüyorduk. 20 gün sonra bizi askeri hastanede bir kadınlar koğuşu ayarlanmıştı ve bizi oraya götürdüler. Eylemimizi burada da sürdürdük. Bazen biz dışarı çıktığımızda subayların karıları falan vardı. Onlar bizi gördüğünde korkup odalarına kaçıyorlar. Bunlar cinler, cinler diye. En son annemizi, babamızı, yakınlarımızı getirerek bizi bu durumdan vazgeçmeye çalışma çabalarına girdiler. Bu onlara yani eğer gerçekten yaşamamızı istiyorsanız insanlık dışı işkenceleri kaldırıp koşullarımızı düzeltir. Madem düşüncelerimizden dolayı biz tutukluysak tutuklu. Ve sonuçta 49 gün sonra cezaevinde kuralların işkenceler kalktı sözü bize verildi ve biz de eylemden bahsettik. Ölüm orucu eyleminde iki arkadaşımızı kaybettik. ...86 tarihinde zindandan ağır hasta olarak tahliye olur. Ama onu rahat bırakmazlar. Ölmemek veya boyun eğmemek için dağa çıktığını söylüyor. Gerek ilk yakalandığım dönemde gördüğüm işkencelerden dolayı... ...gerek Diyarbakır Cezan sistematik olarak yapan işkencelerden dolayı... ...çok ağır hastalıklara yakalanmıştı. 19 Şubat 1986'da şartlı olarak tahliye edildim. Ve tahliye edildiğimde yeniden sağlığıma kavuşmak için doktorlara gittim, tedavi olmaya başladım. Ameliyat olmam gerek. Ameliyat olduktan sonra yaklaşık herhalde sanırsam bir hafta sonra tekrar Bingöl'deki kayınbabam gelin köydeki evi basıldı. Ve ben bu baskında tekrar gözaltına alındım. Bu gözaltına alınmam benim çok zoruma gitti. Çünkü ben cezaevinde çıktığımda bir daha aynı şeylerle karşılaşmamak için yemin içmiştim. Ama tekrar beni yakaladılar. Askeri karakoluydu, artık polis karakoluydu, onu bilmiyordum. Çünkü gözlerim bağlıydı. 17 gün sonra beni serbest bıraktılar ve bu yakalanmam döneminde beni tehdit ettiler. Dolayısıyla ben kendi kendime şu kararı aldım. Eğer ben buradan sağ çıkarsam, olanakları, imkanları bularsam daha çıktım. Ve ben de bir fırsatı buldum ve daha çıktım.
Aysel'in intikamını Ayten'den alırlar. Kız kardeşini gerçekten örgütle ilgilenmeyen, siyasetle ilgilenmeyen, çok temiz, melek gibi bir kızdı. Bu hepimizden farklıydı. Yani humanist duyguları olan bir karıncayı bile incitmekten mümkün bir melekti. Beni ele geçiremeyince kız kardeşimi yakalayıp çok korkunç bir şekilde götürüp işte gözleri çıkartılarak, kulakları burnu kesilerek bir nevi işte bak seni ele geçirseydik böyle yapardık. Bingöllü Mahmut Ayçiçek birkaç kez gözaltına alınıp tutuklanıp cezaevine konulur. Bizzat Yeşil, Cem Erseber ve Bingöl valisinin işkencelerine maruz kalır. Aysel'e ve kendi ailesine karşı yapılanların tanıklığını yapar. Selim'in çocukluk, gençlik arkadaşıyım. Aysel'in arkadaşıyım. Ben cezaevine çıktıktan sonra Aysel çıkıyor. Aysel arkadaşlarına daha katılıyor. Oradaki bölge sorumlusu benim rahmetli kardeşim Mustafa Ayçiçek. O da ona sahipleniyor. O sırada ben Aysel onlara katıldım. Ben tekrar İstanbul'a geldim. Ve kaçak 4-5 yıl burada kaldım. O sırada Aysel kardeşimle beraberken bile ekstra Aysel'e, Selim'in ailesine, Aysel'in ailesine ve benim aileme. Ve biz bu olaydan sonra resmi sürgün edildik. Her imzaya gittiğimde Aysel'i ve şehadeti geldikten sonra Aysel'i, Selim'i, beni, rahmetli kardeşimi hatırlatarak, aşağılayarak ve orada psikolojik işkenceler yaparak şey oldu, o dönem öyle geçti. Muş doğumlu avukat Ruşen Aslan'ın 1980-1986 yılları arasında Diyarbakır zindanında Aysel ile bitişik koğuşta kaldığı biliniyor. Ben Aysel'in hapishane arkadaşıyım. Ne kadar onunla övünsem azdır, yiğitçe direnişinin tanığıyım. Ve Ayten'in neden öldürüldüğünü Aysel'i tanıdığım için bilebiliyorum. Kanal A televizyonunun moderatörlerinden Selin Ongün, baba Hıdır Öztürk'e bir profesörün adını anarak büyük kızından dolayı küçük kızının nasıl kurban seçildiğini anlatır. Büyük kızınız Aysel Öztürk 12 Eylül'den sonra Diyarbakır cezaevinde işkencelerin ardından ameliyat sürecinin ardından ameliyat yatağından kaldırılarak gözaltına alınan, sonra siz diyorsunuz ki ne yaşadı bilmiyorum, sonra kayboldu ve PKK'ya katılıyor. Yıllar sonra örgüte muhalif oluyor ve yurt dışına kaçıyor. Ben hemen bir not düşeceğim. Kitaptan bir alıntı. Taner Akçam meseleyi anlatırken diyor ki, kitapta yazısında Taner Akçam, küçük kızınızın gaddarca öldürülmesi, bu sadece büyük ailenin büyük kızı hayatını bir tercihinden dolayı kin duyuldu. O örgüte katıldı. Faturası bu yavruya kesildi. Ben böyle düşünüyorum diyor. Baba Hıdır Öztürk kızının nasıl ve neden dağa çıktığını açıkça kameraların önünde izah eder. Büyük kızım öğretmen okulda okuyordu. O zaman öğretmen olarak mezun oldu. Sonra onlara hak verilmedi Türkiye'de. O dönemde okuyan Bingöl'lü kendi arkadaşları isteğiyle evlendi. Bingöl'e gittikten sonra olaylara karışıldı. Efendim Diyarbakır zindanında 5-6 sene kaldım. Tahliye oldu. Tahliyeden sonra Bingöl'e geldim. Bingöl'e tabii cezaevinde açıyken onu anlatamayayım. Çok işkence, çok şey gördüm. Ondan sonra ameliyata lüzum gördü. Bingöl'de ameliyat oldu. Hastanede polisler, jandarma şu bu, gene kızı tehdit ettiler, şey yaptılar falan. O yarayla, o şeyle beni burada öldürecek yarayısıyla kaçtı. Müzik
Ülke TV'nin ana haber bülteninin sunucusu, moderatör Dede Ersoy soruyor. Aysel geri dönsün diye baskı kurmak için Ayten'i kaçırıyorlar. Büyük kızınız Aysel, PKK kurucularından Selim Çürükkaya ile evliydi değil mi? Evet, evet. O dönemde onun intikamını almaya çalışıyorlardı. Baba Hıdır Öztürk, 2011 yılının Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Araştırma Komisyonu'na ifade vermek amacıyla davet edildi. Bu ifadeden bir gün önce Ülke TV'de Dede Ersoy'un karşısına çıkarak "Sevgili seyirciler, Ergenekon nedir?" diye sorulan sorunun verilecek onlarca muhtemel yanıtı var şüphesiz ama şimdi size henüz piyasaya çıkmamış bir kitaptan bir cümle okuyacağım. Sadece yeni başlayanlar için Ergenekon olsun bu. Ergenekon, birazdan bu cümlede anlattığım hikayenin kahramanlarının başına gelendir. Cesedin gözleri yok, burnu koparılmış, alın derisi kaşlarıyla birlikte soyulmuş, yanakları çürümüş, dudakları parçalanmış, boynu incelmiş, bacakları morarmış, saçları kulakları kesilmiş, tanınmaz hale getirilmişti. İşte bir Kürt genç kadınının başına gelen hikayenin adıdır Ergenekon. Bu genç kadının hikayesi Selim Çürükkaya'nın Elveda Güvercinim isimli romanına birebir konu oldu. O genç kadının öyküsünü şimdi Ankara'dan Hıdır Öztürk'ten diyeceğiz. Çünkü bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi bu genç kadının başına gelen, akıllara durgunluk veren bu cinayeti araştırmak üzere Hıdır Öztürk'ü parlamentoya davet etti. Hükümet sessiz, derdimi anlatacak bir kurum bulamadım. Allah'ıma çok şükürler olsun. 19 yıl, 4 ay, 20 gün bu konuyu size anlatmak, Türkiye Millet Meclisi'nin çatısı altında anlatmak benim için gurur verici bir meseledir. Takdir ederseniz sizin de çocuğunuz var. Hepimizin de çocuğu var. Ama 76 yaşındayım beyefendi. Bu 76 yaşım itibariyle böyle bir cinayetle karşı karşıya gelen bir vatandaş bulamadım. Araştırdım ama bulamadım. Bir insan olarak evet iskincede öldürülür ama cesetin üzerinde bir Müslüman olarak, bir insan olarak böyle bir cesetin bu şekilde parçalanması vahşice, yani insan olarak acili bir durumdur. Ben bu hususta bütün 74 milyon Türkiye'nin bir vatandaşı olarak sesleniyorum. Bu meseleyi anlatmak için 20 yıla yakın yüreğimde bir baba olarak taşıyorum. Herhalde sizin de vicdanlarınız sızlayacaktır. Kızım temiz kalpli, hiç örgütle ilgisi olmayan bir şahıstı. Gariban, ailenin içerisinde de öyleydi. Kızım özel idare bünyesinde bir un fabrikasında sekreter olarak çalışıyor. Şimdi Mayıs 1992 tarihinde özel idarede çalıştığım için Tunceli Valisi Yardımcısı Bülent Karaçöp, ona çıktım, dedim işlerim yoğundur, jandarma alay kumandanı benim makamına davet ediyor, ne diyorsunuz filan. Gitmeyin dedi. Arada tekrar şu tek tabi beni aradı, çektim. Beyefendi dedim, ben gitmezsem olmaz dedim.
Yani bu jandarmalık komutanı neden neyi nesidir? Neyse. Tamam git dedi, gel bana bilgi ver. Jandarma alay kumandanına gitti. Dedi ki ben sizi ne için çağırdım? Buyurun dedim beyefendi. Dedi kaç çocuğunuz var? Çocuklar nerede çalışıyor? Vallahi dedim çocuklarım hep görevdeler, çalışıyorlar. Birisi dedim fabrikada çalışıyor. Birisi hemşiredir, diğer devlet kurumunda çalışan kişilerdir. Dedi senin kızlardan birisi daha çıkmak istiyor. Nerede buldunuz beyefendi dedim, cazcıktan, nerede haber aldınız filan? Böyle bir şey yok dedim. Hep görevliler, her gün imzaları var dedim. Dedi o zaman öyleyse çocuklarını getir göreyim. Şimdi tabii ben vatandaş olarak devletime güveniyordum. Jandarmalar kumandana güveniyordum. Alım çocukları hiç yani çekinmeden oturup çay kahvemizi getirdim. Tabii çocuklara teker teker sordu. Sen nerede çalışıyorsun? Diğer nerede çalışıyorsun? Böyle bir şekilde tespit ettikten sonra işte efendim devletinize iyi çalışın, iyi şey yapın filan diye Ügüt Nes yaptı. Burada görevli kişiye dedi ki bunları Mahmut Bey'e götürün. Alt kapta indirdiler bizi. Tabii çocuklarımı içeri aldılar. Ben dışarıda kaldım. Baktım açıldı zayıf sakallı. Masada oturmuş çocuklar da etrafına çağırıyor. Kapı kapatıldı, soruyor. Tabii sonra da kızlar anlattı çocuklara. Sen nerede çalışıyorsun? İşte adresini tespit ediyor. Tamam, gidin diyor. Kendisi bekardı. Komşuza çıkmak için kapının önüne geldiği zaman saat 17.30 sıralarında beyaz bir taksiyle alıp götürüyorlar. O zaman Tunceli'de dost, arkadaş, hep araştırmaya başladık. Belki dedik gençtir, ya evlenme kaydıyla ya şeyle, yani bu düşeceği şeydeyken ondan sonra 10.08.1992 tarihinde Elazığ Asır Mezarı'nda bir küçük çoban çocuk tarafında çocuk tabii korkuyor, şey diyor, ondan sonra o öğrenin muhtarına haber veriyor. Böyle böyle, böyle eli dışarıda bir tane şey var, bu nedir, neyse diyor. Muhtar tabii geliyor, şey deyince devlet işte veriyor. Tabii devlet veriyor, alıyor mevcası, Elazığ, Hasan'sı bırakalım. Tabii orada bizi tanıyan kişiler, hemşireler, benim kızım da hemşire olduğu için arkadaşlar falan, şey üzerinde, bu belki o kız olabilir şeklinde bize haber salmış. Bu sene akraba, dost, kardeş, çocuklar artık biliyorsun yani bir acı bir olayı anlatıyoruz. Bu kolay değil beyefendi. Elazığ'a ulaştık. Tabii ben kalp hastalığım vardı. Onun için ben yanaşmam vardı. Hep ilaçtan yetmiş olmuş. Annesi morga gidiyor. Kızlarım morga gidiyor. Morgdan anası ayağımda bir bent olduğu şey diyor ama bu benim kızım değil diye. Enişten diş doktoru taklan dişten biraz şey ediyor. Yine de kanat getirmiyor. Bu şey bu esnada
biz dışarı çıktık. Yoğun bir polis baskısı var etrafında. Polis, sivil polis, giyimli polis. Şimdi eşim feryat ediyor. Ağlıyor, bağırıyor. Bu benim kızım değil, kızım ne yaptı? Bu benim kızım değil. Bir sivil polis yanlıştı. Dedi bu senin kızındır diye, sana benziyordu. Ha. Şimdi o meyanda çocuklar, o zaman sen yaptı şimdi diye kendisine çıkış yapıldı. Bu durum karşısında çocuğumun giysilerini koydu ya, yüzünü, ondan sonra saç tokasını, eteğini. Düvem razı kuşabe. Dlo lo dlo be keso lo dlo lo dlo lo dlo dlo ne çare. Bu giysilerde artık bir tamir yürüttük. Ondan sonra biliyorsun üf adetlerimiz Müslüman olarak yıkanma şeyine geçildikten sonra kız biraz tam anlamıyla vücudu bizim kızımız olduğu dair kanıt getirdi. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Diyorum ki bu jandarma alay kumandanı kimdir? Neden beni çağırdı? Çocukların adresini aldı. İki ay sonra bu kızımı başına bele bele getirmeye neden? Niçin? Bu alay kumandanı kimdir? Necidir? Biliyorsun o tarihlerde Kong Gerila vardı. Ergonokon vardı. Bir de Zücidem vardı. Susturulduk. Konuşamadık. Cumhuriyet savcı bir gün efendim bak size şerefimle temin eder. 20 yıldır bu konu hakkında çağrılmadı. Gerek Elazığ, gerek Tunceli hiçbir zaman, hiçbir zaman beni çağırmadan, ifademi almadan nedir, neyinizdir, jandarma kumandanı araştırma, şudur, budur. Ya ne yaptı bu çocuk, ne yaptı? Karşınızda 20 yıldır bu konuyu anlatmak için içimdeki bu yarayı anlatmak için ciğerleri parçalamış bir evlat babası olarak diyorum ki araştırın bu çocuğum hangi ülkede kayboldu, nereye gitti, ne yaptı, araştırın. Mala bave mi mala merane heyva dere mala mi Hıdır Öztürk ve ailesinin yaşadığı bölgede öylesine bir hukuksuzluk vardı ki Ali'nin hakkı Veli'den alınırdı. Dağa çıkan Aysel'den dolayı Öztürk ailesinin tümü cezalandırıldı. Kızımın birisi efendim, hemşire olan kızımı karşı sürgün. Köy hizmetinde çalışan bir kızımın da Çankırı iline sürgün. Ziya Fakültesi'nde okuyan ikinci sınıftaki oğlum İzmir'de polisin baskısıyla yurt dışına kaçması. Bunun sebepler bu albay kim, bu subay kimdi? Bu subayı araştırırım. Baba Hıdır Öztürk, kızı Ayten'in hunharca katledilmesinden dolayı geçmişte Dersim'de yaşanan katliamdan söz eder. Devletin zihniyetinin hiç de değişmediğini söyler. Dersim'in 13 bin kişi öldüğünü söylerdi fakat 70 bin kişidir. Ben o zaman 4 yaşındayım, 38 hareketli olunca. Ben 35 doğumluyum, o zaman 3 yaşındayım falan. O Dersim olaylarını kanıtı olarak çok bilmeli ya da bilgilerim vardır. 1938 Dersim şeyi var ya, aynı nasıl ki karların göbeğinde
bebekler çıkarıldı ya, süngülediler. Bu da o şeye benziyor efendim. Baba Hıdır Öztürk'ü dinleyen meclis, araştırma komisyonu üyeleri konuyla ilgili düşüncelerini şöyle açıkladılar. Yaşadığınız acı büyük bir acı. Sizin başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Sizin evladınız aynı zamanda bizim evladımız. Eğer evladınızı bir trafik kazasında kaybetseydiniz veya bir hastalıktan kaybetseydiniz, evlat acısı gene tabii ki çok büyük olurdu ama bu kadar size acı vermezdi. Bunu kendinize yapılmış bir zulüm olarak görüyorsunuz, hakaret olarak görüyorsunuz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Allah sabır versin diyorum. Aydın Öztürklerin bir daha ölmemesi için, hiç kimsenin siyasi görüşleri nedeniyle yargısız olarak infaz edilmemesi için ciddi bir hukuk reformuna ihtiyaç var. Meclisin de bunu öncülük etmesi lazım. Faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonunun eğer bir yaptırımı olacaksa, bunda da yarar olduğu görüşündeyiz. Sınır amcanın acısını paylaşırız. Geçen hafta bu faili meçhul cinayetlerle ilgili önergeler. Adres İnsan Hakları Komisyonu gösteriyor. Şimdi biz buradan dönüyoruz tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi. Umut adına burada. Bu umudu bir daha söndürürsek bu insanın artık devlete, hukuka güveni hiç kalmayacak. Arkadaşlarım gibi bu meselenin hem tekil olarak araştırılması için bence buradan bir suç duyurusunda bulunma görevi bize çıktığını, hem de bunun gibi yüzlerce, binlerce faili meçhul cinayetin ortaya çıkartılması bakımından meclisin bir görev üstlenmesi gerektiğinde hemfikirim. Çünkü eğer bütün bu meseleleri soruşturup arkada bırakmazsak bu bizi bütün tarih boyunca takip edecek. Ölüler yaşayanları kovalar daima. Bir dönemle hesaplaşmak zorundayız. Baba Hıdır Öztürk, Ayten'in acıklı akıbetini anlattılar adını taşıyan bir kitap derleyerek yayınlar. Aydınlar, sanatçılar, hukukçular ve moderatörler bu kitap hakkında konuşuyorlar. Ayten'in acıklı sadece akıbetini anlattılar kitabını. Evet. İnsanlar okurlarsa belki faili meçhullerin aydınlanması konusunda toplumsal bir duyarlılık yaratılır. Kitabın Türkiye'nin karanlık yüzünün de açığa çıkması bakımından bir katkısı olacağını. Sağ ol. Ben kitabın daha redaksiyon yapılmadan önceki kısmını gördüm, okudum. İrkildim. Yani insanlar böyle bir şeyde yaşar mı diye irkildim gerçekten. Bu kadar şey görmemize rağmen, duymamıza rağmen. Bu kitabın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani tıpkı şöyle bir benzetme vardır. Oku geriye attığınız zaman daha ileri, elinizi geriye attığınız zaman daha ileri atabilirsiniz. Geçmişimizi bilmeden, geçmişimizi sorgulamadan, hastalıklarımızı tedavi etmeden iyi olma şansınız yok. Hıdır Bey, Ayten'in acıklı akıbetini anlattılar. Kitabı üzerine de konuşalım biraz. Burada aralarında benim makalemin de olduğu bu meselede kalem oynatan düşünce adamlarının yazılarını değerlendirmeleri sizin de var. Toplamışsınız. Ne anlatıyor bu kitap? Şimdi bu kitap bizim hayatımızı, kızımın hayatını anlatan bir kitaptır. Derdimi anlatan, derdimi izah eden bütün basın mensupları, onlara huzurunuzda hepsine teşekkür ederim. Onlar daha detaylı, daha güzel. Öyle şeyler yazılmış ki, yani bütün detayıyla beraber bu kitapta mevcuttur. Bu dertimi anlatan, dünyayı haykıran bu kitaptır. Peki ya sonra derseniz, sonrasını, öncesini, davanın akıbetini Hıdır Öztürk bu kitapta topladı. Kitapta somutlaştırdı.
bu kitabı şu anda kamuoyuna tanıtıyor. Bu kitabı okuyan kişiler göreceklerdir ki medyanın eğildiği kadar, basın mensuplarının eğildiği kadar Cumhuriyet Savcılığı bu işin üzerine gitseydi, devletin mercileri bu işin üzerine gitseydi, şu anda başvalilerinden bir tanesi olan Mahmut Yıldırım yakalanmış olacaktı ve cezaevinde olacaktı. Bu cinayetlerden biri de işte Ayten Öztürk'tür. Ama herkesin Kadir Öztürk'ün babası yok. İşte çantasını eline alıp gecesini gündüzden katarak Ayten'in öyküsünü yazmaya ve aydınlarla, hukukçularla görüşerek onlar da kendi yüreklerini bu kitaba damıtarak emek verdikleri için hepsine çok teşekkür ederiz Feriye Yayınları adına. Bu bakımdan burada anlatılanlar Kürtlerin bu bilince ulaşmasında önemli bir dayanak noktası olacaktır. Kürtleri gerek ulus, bu yani devlet içi durumunu kavraması konusunda gerekse de uluslararası boyutta kendi durumunu kavraması konusunda önemli bir dayanak noktası olacak. Çok sayıda tanınmış kalemin ortak yazdığı kitap, 4 Ocak 2014 tarihinde İsmail Beşikçi Vakfı'nda basına tanıtılır. Ayten Öztürk davasının avukatı Cihan Söylemez, davanın seyri hakkında basına bilgi verir. Bu basit bir cinayet değil, basit bir suç örgütü bu cinayeti işlemedi. Bu suç örgütü içerisinde bakıldığında devleti, tanım olarak devleti görmemiz mümkündür. Çünkü içerisinde bu cinayeti kolaylaştıran kişiler vardır. Bütün cinayete yardım ve taklit yapan kişiler vardır. Bu cinayeti finanse eden kişiler vardır. Biz bu kişiler hakkında Hıdır amca mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, İnsan Hakları Komisyonu'nda konuşmasından sonra Elazığ'daki Cumhuriyet Savcılığı'na bir dilekçe verdik. 1992 yılından beri dosya çıktı. Oradaki Cumhuriyet Savcısı 92 yılından 2010 yılına kadar herhangi bir iş yapmamıştı. Biz de verdiğimiz dilekçeye istinaden o dönem Mahmut Yıldırım dahil yeşil olarak biliniyor. Onun ardından Tunceli Valisi, dönemin jandarma komutanı Mustafa Sabri Yazgan Arıkan olmak üzere birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve savcı bunun CMK 250. maddeyle şu anda TMK 10 olarak adlandırılıyor. Tam kapsamlı olduğuna kanaat getirerek bunun bir terör suçu, terör bir tarafından işlenmiş olduğunu kabul ederek Malatya'yı Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. Esasında eskiden devlet JITEM diye bir örgütün varlığını kabul etmiyordu. Ama son Diyarbakır'da açılan davalar artık JITEM'in bir terör örgütü olduğu kabul edildi. Devlet içerisinde bir örgütlenme olduğu ortaya çıktı. Ayten Öztürk Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır'daki JITEM karargahında sorgulandı. Kendisine işkence yapıldı. Bunun görgü tanığı olan Abdülkadir Aygan'la yapılan röportajı biz Malatya'daki Cumhuriyet Savcılığı'na sunduk. Ve Malatya'daki Cumhuriyet Savcılığı Malatya'daki mahkemeden zaman aşımı durdurulması için bir tutuklama kararı çıkardı. Ve bu tutuklama kararıyla birlikte dosyada zaman aşımı durmuş durumda. Ama ne yazık ki faillerin yargılanması açısından bugüne kadar herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Hukukçu Tülay Ateş, Ayten'i anlatırken gözyaşlarını tutamaz. Kitaptaki Dersim'deki bir gelincik yazısı bana ait. O yazıda ben denizler dışında fiilen tanımadığım halde kendisini düşündüğümde en çok ağladığım kişi olarak Ayten'i değerlendiriyorum. Ben Ayten'in önce eniştesini, sonra kız kardeşlerini tanıdım. Daha sonra da uzun yıllar sonra ablası Aysel'i Avrupa'da tanıdım. Ondan ölümünün teferruatını dinlediğimde hem o anlatırken uzun uzun ağladık hem de her aklıma geldiğinde hem Aysel'le konuştuğumda ben maalesef ki gözyaşlarıma... Kardeşlerine çok düşkün bir insanım. Bir insanım kendisi nedeniyle
kardeşinin başına bu tür korkunç olayların gelmesinin dayanılamayacak bir acı olduğunu düşünüyorum. Sanatçı Rojin Ülker, Beşikçi Vakfı'nda basının karşısına çıkar. Ayten olayı ve faili meçhul cinayetler hakkında konuşur. Ayten'in öyküsünü daha önce duymuştum ama Selim abi kitap üzerine konuştuğunda daha detaylı öğrenme şansı edindim. O kadar çok insanımızı kaybettik ki Diyarbakır'da herkesin evinde bir hortum kapısının önündeki kanı yıkıyor. Artık her çıkanın geri geleceğini, gelip gelmeyeceğini bilmiyor durumdayken. Ayten'in öyküsünde bu arada tabii birçok yakınımızı kaybederken hepimizin olduğu gibi dikkatimizden kaçmış ve devlet denen aygıtın korkunçluğu daha fazla insanın tüylerini diken diken ediyor. Hani şuradan bakmak istiyorum. Yani bir kadın müzikle uğraşan biri olarak hani birinin gözünü oyuyorsun. Derisini kusura bakma Hıdır amca. Yani derisini şey yapıyorsun kabloyla. Yani bu öfke, bu nefret, bu kin, bu vahşet. Yani bunu yapan insanların insan olduklarından şüphe ediyorum. Nasıl yaşadıklarını merak ediyorum gerçekten. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Cumartesi annelerinin savaşı, Ayten'in kitabı, öldürülen, geçmişte kaybettiğimiz bütün değerli insanların bu ülkenin demokratikleşmesi için, Kürt halkının mücadelesi için canını kaybeden bütün insanların bir sembol ismi Ayten. Ayten'in çünkü hiçbir siyasi görüşü yok. Sadece ablası dağa çıktığı için beni gerçekten çok sarstı. Bütün faili, meşhur cinayetler, faili belli cinayetler, herkesin söylediği gibi. Sonuna kadar bunun peşini bırakmamalı. Hukukçu Ruşen Arslan, 1991 yılında yeniden başbakan olan Süleyman Demirel'e faili meçhul cinayetlerin baş sorumlusudur der. Bu duygulu günde ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi ben başka bir yön üzerinde durmak istiyorum. Eski bir deyim vardır. Kadıoğlu davacı, mufsir de şahit. O mahkemenin hükmünden adalet beklenir mi hiç? Yani burada kadı hakimdir, şahidi de mübaşir olursa öyle deniyor, o mahkemeden adalet beklenir mi? Şimdi devlet 1990 yılında Kürtlere yönelik cinayet işlemeyi siyaset haline getirdi ve karar haline getirdi. Şimdi bana göre bu olayın azmettiricisi önemlidir. Azmettiricisi kesin kes Süleyman Demirel'dir. Eğer devletin en başındaki bir insan siz gidin sorgusuz sualsiz cinayet işleyin, biz Moğolalı sendromu yaratmayacağız, yani kimseyi yargılayıp cezalandırmayacağız dediği zaman azmettirmedir. Ben bir hukukçuyum, bir hukukçu olarak diyorum. O zamanki yöneticiler, en başta Süleyman Demirel, Aysel'in katlinin azmettiricisi olarak yargılanmalıdır. Ve diğer devlet sorumluları. Diğerleri, Hıdır Bey'in bahsettiği işte Yeşil olsun, jandarma komutanı olsun, vali olsun, bunlar tetikçidir. Ama azmettiricisi daha yukarıdadır. Ve bunun üzerinde durmak gerekir. Elbette ki herkese düşen ben özellikle Hıdır Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir Kürt olarak, bir baba olarak kızını yalnız bırakmadı. Türkiye ve Kürdistan'da Hıdır Öztürk'ün on binlerce dert ortağı olduğu bilinir. Bunlardan birisi olan gazeteci Ferhat Tepe'nin babası
İshak Tepe, dert ortaklığını şöyle dile getirir. Dert arkadaşıyım. 93'te oğlum Ferhat Tepe, Özgür Gündem gazetesi muhabiri iken kaçırıldı. Aynı zihniyet, aynı devlet, aynı anlayışla, aynı amaçla katledildi. Midlis'ten Elazığ'a götürüldü ve Hazar Denizi'ye atıldı, Hazar Gölü'ne. Cenazeyi günlerce soyup gittik, orada bulduk, getirdik. Onun için biz derdi arkadaşıyız. Başka söyleyeceğim fazla bir şey. CNN Türk moderatörlerinden Rıdvan Akar, Ayten Öztürk olayının da işlendiği bir TV programında faili meçhul cinayetler hakkında önemli tespitlerde bulunur. 1990'lı yılların ilk yarısında PKK'ya karşı sürdürülen mücadeledeki başarısızlık Ankara'da devleti yepyeni politik arayışlarına yöneltti. Bu politik arayışları doğrultusunda geliştirilen Gece ve Sis'i sizlere anlatacağız. Gece ve Sis, Alman Nazi Silahlı Kuvvetleri Başkumandanı Wilhelm Keitel tarafından geliştirilmişti. Muhalifler geceleri evlerinden alınıyor ve bir daha onların cesetlerine hiçbir biçimde ulaşılamıyor, mezarları bile bulunamıyordu. İşte bu politika daha sonrasında Amerikalılar tarafından Phoenix olarak başka başka ülkelerde uygulandı. Başarılı bir politikaydı çünkü kaybolanların yakınları büyük bir korku içerisine giriyorlar ve o korku dağları buluyordu. Türkiye'de de özellikle Kürt iş adamlarına, Kürt aydınlarına, PKK sempatizanı olduğuna inanılan kişilere ve isimlere karşı bu politika uygulandı. 1926 ile 1993 yılı arasında kaybolanların ve faili meçhul cinayetlerin sayısı sadece 26 iken 1994 yılında faili meçhul cinayetlerin sayısı tam 447'yi buldu. Hukukçu Tülay Ateş, Ülke Televizyonu'nda moderatör Dede Ersoy'a Ayten'in kaçırılış öyküsünü özetleyerek anlatıyor. Tek cümleyle özetleyeyim. 1992 yılında Mayıs ayında Tunceli Alay Komutanı Mustafa Sabri Yazgankıran, sanırım adı kitapta da var, Hıdır Bey'i ve kızlarını makamına çağırır. Çünkü senin kızlarından biri daha önceden dağa gitmişti Aysel. Diğer kızlarının da dağa gittiği duyumunu aldık. Gel bakalım böyle mi der. Hepsi burada mı? Baba büyük bütün iyi niyetiyle alay komutanının yanına gider. Komutan bunlarla konuştuktan sonra aşağıya Ahmet Bey'in yanına gidin der. Ahmet Bey'in yanına gittiklerinde Ahmet Bey dedikleri kişi sakallı, uzun boylu bir adamdır. Ahmet Bey kızlarla konuşur, onların telefonlarını, çalıştıkları yerleri, adresleri alır. Daha sonra Ayten'in ölümünden sonra, bir iki sene geçtiğinde, diğer kızlar gazetede resmini gördüğünde bu Ahmet Bey'in kim olduğunu anlarlar. İlk önce kız kaybolduğunda Hıdır Bey ve ailesi, siyaseten kız hiçbir şeyle ilgilenmeyen, siyasi bir tip değil çünkü, hakikaten bir güvercin ürkekliğinde yaşayan bir çocuk. İlk önce aile siyasi bir şey hiç akıllarına bile gelmiyor. Acaba bir gönül ilişkisinden bir kaçırma mı oldu diye düşünüyorlar. Ama daha sonra bu arada da Hıdır Bey ve ailesine karşı Tunceli Valiliği'nin inanılmaz bir baskısı oluyor. Mesela lojmanda kalıyor, lojmandan çıkarılması için yazı veriliyor. Benim işte yazım da var burada bir kitapta, evet. İşte. Biz orada otopsi meselesini gündeme getirmişsiniz. Ortaya koymuştuk zamanında. Ne zaman yani yazmışız bu yazıyı? Aralık, 30 Aralık 2011'de yazmışız. Yani burada tabii sadece rapor değil, yani detaylı olarak her şey, yani ama işte hani böyleymiş demek ki, hiç kimse dikkat etmiyor. 15 gün olmamış bile kızın, işkencede gözü çıkarılmış, burnu kesilmiş, kulakları kesilmiş. Ama doktorların tuttuğu rapor 3 aylık veya 2 aylık
ölüm çürüme başlamış diye. Kız kaçırılalı zaten 27'sinde kaçırılmış. 11 Temmuz'da yani 15 gün olmuş neredeyse. Yani... 2 aylık çürüme var diyor. Halbuki öbür türlü dikkatli bir otopsi yapsa işkenceyi açığa çıkaracak. Ünal Arkan'dan Yeşil'e. O devrin, devrin, o bölgedeki bütün devlet sorumluları en yukarıdan en aşağıya kadar herkes sorumludur. Ve herkesle ilgili dava açılmış olmalıdır. Sadece Ayten Öztürk cinayete değil, o bölgedeki binlerce cinayetten bunlar sorumludur. Ayten'in davasına bakan Malatya Cumhuriyet Savcısı, Tunceli Alay Komutanı'nın ifadesini talimatla yazılı olarak alıyor. Alay komutanı, bilmiyorum, duymadım, görmedim diyor. Hukukçu Tülay Ateş ise... Bu devrin alay komutanının duymamış olması mümkün mü? Ayten Öztürk cinayetini hiç hatırlamıyorum diyor ifadesinde. Ne kadar samimiyetsiz, yalan olduğu çok açık. O gün Ayten Öztürk'ün cenazesinin olduğu gün bütün Tunceli kefen kapatmış. 2000 arabayla köyüne götürülmüş. Şimdi bu kadar büyük yankı uyandıran bir cinayeti o bölgenin alay komutanı, üstelik ölmeden 2 ay evvel kızları çağırmışsın, Yeşil'e göstermişsin, adeta teslim etmişsin. Hatırlamamış olman mümkün mü? Bir dönemin sembol kurbanı. Dolayısıyla hani Ayten Öztürk cinayetini anlarsak biz bu memleketin ne olup bittiğini daha iyi. Daha iyi anlayabiliriz. Anlayacağız. 9 Ağustos günü Elazığ Hastanesi'nden alınıp Dersim'e götürülen Ayten Öztürk'ün cesedi yıkanır. Kefen yerine Elazığ'da satın alınan bir gelinlik giydirilir. Köyünde defin edilirken babaanne torununu halay çekerek ahirete yolcular. Halo, halo. Şimdi bir bölümü ben size şey yapayım, kız kardeşi Makbule yazmış. Diyor ki, güzel gözlerini görmedik, burnunu görmedik ama anne senin için gelinlik almaya gitti. Ve köye giderken babaanne oynamaya başladı. Kızım gelin olmuş diye. Bu nasıl bir hüzündür ya? Bir diğer der ilacı. Dedemiz dumanı bir diyar deri ilacı dedesin o şivanı. Şair Kemal Burkay ve Ayten'in kardeşi Hüseyin Öztürk yazdı, sanatçı Rojin okudu. Körpe Söğüt dalında kan, lekesiz gökyüzünde kan, duru mercan suda kan, İpil ipil gün ışığında, gencecik Temmuz sabahında, kuş cıvıltısında kan, gömleğinde kan, saçlarında kan. Belki bir deniz kenti, belki doğuda memleketi, halılara nakış atılır, ağıt yakılır kan. Artık ne kalem tutabilir, ne harç karabilir yapılara. Bu yürek bir daha çarpmaz, nar çiçeklerine bakamaz. Çiçeklerini öldürdüler onu. Onu siz öldürdünüz. Haydutlar, canavar suratlılar, kan emici yarasalar, zorbalar. Alçaklar. Dışarıda kar yağıyor abla. Hava soğuk. Kardeş sıcaklığından bir yorgan yaptım sana üşümeyesin diye. Hani hatırlar mısın abla?
Elazığ'daki evimizde dışarıda kar yağıyordu. Odun kalmamıştı, paramız da yoktu. Battaniyeye sarılarak ısınmıştık. Şimdi düşlerimdesin. Düşlerimde kardeşlik sevgisinden bir yorgan yaptım abla. Hava soğuktur, üşümeyesin diye. Kurban oldu, kurban oldu. Yağmur yağıyor abla, dolu dolu, damla damla. Bu yağmurlar gözyaşın abla, yüreğime her zaman gizli gizli yağıyor. Islanmayasın diye tutuyorum gözlerimin yaşlarını, ama engel olamıyorum. Korkuyorum, korkuyorum ıslanırsın yüreğimde. Yağmur yağıyor abla, beline kadar uzanan saçların ıslanmasın diye. Gövdemden bir duvar oldum abla. Hatırlar mısın? Aysel abla cezaevindeydi. Açlık grevine girmişti. Ölüm haberi gelmişti abla. Ağlamıştı. Ağlamıştı. Çığlığımız birbirine karışmıştı. Hatırlıyor musun? Seni unutmayayım diye resmini çiviledim. Evimin odasının bir köşesine, bir de yüreğime. Hasretinden 19 yıl eskittim. Ama sen her yerdesin abla. Gitmedin, gitmedin. Gecenin karanlığında çığlığın bir silah gibi kulağımda patlıyor. Kerbela çölünden gözyaşı akıtan hayali bir çeşme yaptırdım. İsmini ablasını kaybedenler çeşmesi koydu. Nemrutlar, Muaviyeler içemez bu çeşmeden. Onların dışındaki herkese Sebil, Sebil diye duyurdum. Katillerimizin ellerine bulaşan kan sıvar bir gün yüzlerini. Kurbanlarının acılarındaki aynalarda görürler kendilerini. Gönlüm kan damlıyor, kırmızı bir gül gibi. Hasretin yüreğimde sancır, bir bıçak yarası gibi. Dersimin gökyüzü soluyor gözlerimde. Güneşimiz bir bir batıyor şimdi. Karanlıkta yavrusunu kaybeden, hayatları kışa dönenlerin yüreklerinde bahar olurum. Ben yavrusuz kalan her annenin gönlünün dağlarında umut olurum. Munzur suyu karışınca rüzgara, ben hep vurulurum, vurulurum. Ayak izlerin geçer hafızamdan, çıplak ayak izlerin. O zaman Munzur kıyısında kum olup savrulurum. Karanlığıma mehtap olunca yüzüm, güvercin görünümlü gölgende uyurum. Zeytin karası gözlerim, rüyalarım, dünyalarım olur. Ve ben senin için bir gülümseme olurum. Bir gülümseme olurum. Sonra yıldızlardan ak bir ışık vurur Munzur kumsalına. Ninemin ikimize anlattığı masallar canlanıverir. Munzur çocuklarının çığlıkları karışır dedelerimin feryatlarına. Ben lal olurum. Lal olurum. Dilim 27 Temmuz'da ve sen batan güneşin bırakıverirsin beni karanlığında. Peri nehri kan akar, utanan yıldızların ışığında. Şafak söker, su uyur, düşman uyumaz derler. Resmi makamlar kadar suskundur kutsal ziyaretler. Yılanların bir haberdim ben. Munzur'un balıkları bile yas tutmuşken kederden. Gaflet uykusundayken kim bilir ne cehennemleri yaşıyordun sen. Elazığ İzzet Paşa mahallesinde Dico deyişini özledim. Düzgün baba ziyaretgahına tırmanır gibiydim.
Bir sevinç çığlığı kopuverdi evimizde. Bir kızım doğdu. Adını Asmin Ayten koydum. Asmin, yalnız Hakkari'de 3000 metre yükseklikte boy veren bir dağ çiçeği, Ayten ise sen gittin ve geldin. Yaşıyorsun sen, yaşıyorsun sen, yaşıyorsun. Değerli mahkeme heyeti, Sayın Başkan, ben 27 yıldır, yani çeyrek asırdan fazladır durmadan, bıkmadan, yorulmadan adalet arıyorum. Adaleti bulmak için çaldığım bütün kapılar yüzüme kapandı. Kızımı kaçırıp öldürenler hakkında savcılar dava açmaya bile gerek görmedi. Aradan yıllar geçti. 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısı bana açıldı. Derdimi orada anlatabildim ve bütün Türkiye feryadımı duydu. Ve nihayet bu tarihten sonra mahkemeler lütfedip beni dinlediler. Ama bugüne kadar mahkemelerden de bir sonuç çıkmadı. Davanın dosyasındaki otopsi raporu kızımın katillerinin bulunması için değil, bulunmaması için yazıldı. 27 Temmuz 1992 günü öğleden sonra kaçırılan kızımın cesedi 8 Ağustos günü bulundu ve davanın sanığı konumundaki Abdülkadir Aygan kızımın 2 gün Diyarbakır'da JITEM binalarında alıkonulduğunu söyledi. 27 Temmuz'da 8 Ağustos arasında 11 gün var. JITEM binalarında kaldığı 2 günü çıkarırsak geriye 8 gün kalmaktadır. Kızımın kayıp olma süresi 8 gündür. Otopsi raporunu hazırlayan savcı Mehmet Ali Gürbüz ve iki doktor Zülfü Kılıç ve Nusret Akpolat, ceset 1,5 veya 2 ay toprak altında kaldığından kulaklar, burun ve gözler çürümüştür diye yazdılar. Oysa o otopsi raporunu yazan savcı kızımın 11 gündür kaçırıldığını biliyordu. Kızımın burnunun kesildiğini, saç derisinin yüzüldüğünü, gözlerinin çıkarıldığını, kulaklarının koparıldığını biliyordu. Savcılık katilleri aramamak için ceset 1,5 veya 2 ay yer altında kaldığı için çürüdü diyerek katilleri gizliyordu. Ya ben bu gerçeği mahkemeye anlatamadım ya da mahkemeler benim anlattığım gerçeği anlamak istemedi. Sayın Başkan, benim kızımı, Ayten'imi katile gösteren, adresini, telefon bilgilerini, çalıştığı iş yerini katile veren Tunceli Alay Komutanı Mustafa Sabri Yazgan Arıkan'dı. Ben, kızım Yeter ve kızım Makbule bu olayın şahitleriyiz. Bunu defalarca mahkemelerde anlattık. Ama mahkemeler biz 3 kişinin söylediklerine kulak asmadı. Tunceli Alay Komutanı'nın görmedim, bilmiyorum, duymadım, Yeşil'i tanımıyorum yalanına inandı. Yeşil'i, yani Mahmut Yıldırım'ı o tarihte Tunceli'de tanımayan kimse yoktur. Ayten'in kaçırılıp öldürüldüğünü Tunceli'de duymayan kalmamıştı. Yeşil'i en fazla tanıması gereken alay komutanının onu hiç tanımıyorum, ben Ayten'in öldürüldüğünü hiç duymadım demesi bizimle ve adaletle alay etmesinden başka bir şey değildir. Kızım kaçırılıp öldürüldüğü tarihlerde ben Tunceli Özel İdare'de yetkili bir kişiydim ve valiye bağlı olarak çalışıyordum. Kızımın öldürüldüğü anlaşılınca valinin bana başsağlığı dilemesi gerekirken 20 yıldır oturduğum özel idare lojmanlarını terk etmem için kendi imzasıyla yazı yazmasını ve iş yerinde bana karşı düşmanca tavır takınıp istifa etmek mecburiyetinde bırakmasını mahkeme heyetlerine defalarca anlatmama rağmen dikkate alınmadı. Kızımın öldürülmesinin ardından 27 yıl geçti. Dosyadaki belgelere bakarsanız kızımın katili Yeşil'le Tunceli Alay Komutanı arasındaki ilişkinin belgelerini bulursunuz. Yine dosyaya bakarsanız, otopsi raporunu yazan savcıyla Yeşil'in
aynı zihniyete mensup olduğunu savcının çok sonraları yazdığı şiirden anlarsınız. Yine dosyayı iyi tetkik ederseniz, dönemin Tunceli Alay Komutanı Mustafa Sabri Yazgan Arıkan ile Tunceli Valisi Aslan Yıldırım'ın kızımın öldürülmesinde paylarının olduğunu görürsünüz. 27 yıl sonra burada, mahkemenizin huzurunda ve bütün insanların karşısında bir gerçeği bir daha itiraf edeceğim. Benim kızım Aysel Çürükkaya 1986 tarihinde Diyarbakır Cezaevinden tahliye oldu. Hastaydı. Bingöl'de ameliyat oldu. Hasta haliyle gözaltına alındı, tehdit edildi. O da dağa çıktı. Oradan PKK aracılığıyla Avrupa'ya gönderildi. Avrupa'da kalan kızımın dağda olduğunu sanan Tunceli'deki devlet yetkilileri intikamlarını bir un fabrikasında çalışan, hiçbir örgütle yakından ve uzaktan ilişkisi olmayan kızım Ayten'den aldılar. Kızımı bilinçli kurban seçtiler. Topluma gözdağı vermek maksadıyla burnunu kestiler, kafa derisini yüzdüler, kulaklarını kopardılar, gözlerini çıkardılar. Cesedini bir eli dışarıda kalacak şekilde toprağa gömdüler ve böylece topluma korku saldılar. Sayın Mahkeme Heyeti, kanunlarda suç kişiseldir diye yazılıdır. Büyük kız kardeşin cezası küçük kız kardeşe kesilmez bilirdik. Ali'nin hakkı veliden alınmaz derdik. Haydi katiller görevlerini yaptı. Savcı, vali, alay komutanı katilleri korudu, gizledi. Peki bu duruma müdahale etmesi gereken, biz vatandaşları koruması için var olduğuna inandığımız adalet ne yaptı? Sustu. Bir daha diyorum, altını çizerek söylüyorum. Adeta bağırıyorum, sustu. Benim eşim dini bütün bir kadındır. O katillerin bulunması için hep ziyaretlere, ermişlere gitti. Kızının katillerinin bulunması ve cezalandırılması için onlara yalvardı. Ben de mahkeme kapılarında adalet aradım. Ama benim mahkeme heyetlerim, eşimin yalvardığı ziyaretler, ermişler gibi hep sustu. Siz bana bir yol gösteriniz. Eğer sizler de susacaksanız, Pir Sultan Abdal'ın sözüyle kalsın benim davam divana kalsın, Muhammed Ali'dir benim vekilim, kalsın benim davam divana kalsın.